Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülay Egeli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğal doğuma bütüncül yaklaşım eğitimi derken neyden bahsediyoruz? Evet, şimdi branşım biyolojik doğumdu. Ta ki Doktor Tahir Özakkaş, çok değerli psikoterapi enstitüsü kurucusu ve eğitimler veren hocamla tanışana kadar. Bu eğitimlerle 2011'de buluştuktan sonra insanın doğasını işte değişik kuramlar ve kuramcılar doğrultusunda anlatan birçok arka plana tanık olduktan sonra doğuma bakışım biraz daha değişti. Doğum çok katmanlıydı, doğum çok özneliydi ve bizim doğum yaptırırken hem aileye, anneye, babaya, hem bebeğin ihtiyaçlarına, hem anne karnında hem doğumda yardımcı olacağımız, destek vereceğimiz bir doğuma evrilmesi gerekiyordu. Ve bunun için çalışmalara başladım. Bunun için bir eğitim hazırladım. Mümkün olduğunca bu eğitimi hastalarıma vermeye çalışıyorum. Anneler ihtiyaçlarını, doğumdaki ihtiyaçlarını fark ediyorlar. Babalar doğumda olayın dış kapının seyircisi olarak değil, biraz daha olayın içinde anneye müthiş destek veren kısımda yer alıyorlar. Ve bebeklerini doğum sırasında direkt annenin teniyle buluşturmak, bebeğin o dünya değiştiren boyutunda aileyle babanın da ortamda olduğu doğumlara tanıklık ediyoruz hep beraber. Şimdi şeyi çok merak ediyorum. Zaman geçtikçe, devir değiştikçe aslında doğum, anne olmak, annelik, babalık böyle şeylerin kavramları daha belirgin olmaya başladı. Yani bizim çocukluğumuzdaki, işte annelerimizin çocukluğundaki gibi değil artık hiçbir şey. Ve dolayısıyla daha bilinçli anne babalar oluşmaya başladı. Siz nasıl bir şey veriyorsunuz ki size gelsinler yeni anne baba adayları? Yeni anne baba adayları aslında bu eğitimin bir başka boyutu. Şimdi çocuklarımız, çok sevdiğim bir laf var, geleceğe gönderdiğimiz canlı mesajlardır diye. Gerçekten çocuk, bilinçaltı kayıtlarımız, bilinç dışı kayıtlarımız anne karnında, doğumda ve doğumdan sonraki ilk bakım veren 0-3 yaş özellikle bu anne olarak kabul edersek kimlik, kişilik, kendilik görüntülerimiz tamamen bugün yetişkinlikte kullandığımız hayat stratejilerimiz köklü bir şekilde direkt olarak orada oluşuyor. Bu yüzden ebeveyn olmak ehliyeti olmayan bir meslek ama bu konuda bilinçlenmek için ve çocukların epigenetik açılım olarak açılım bekleyen tohumlarına yardımcı olacak bir yerinde yeterince yardımcı olacak. Tabii ki dış dünyanın realitelerini gösterecek. Ama yerinde yeterince potansiyellerine destek vermek bana kalırsa bebeklerinin hani dayanıklılığı, ruhsal dayanıklılığı kısmında çok büyük fayda sağlayacak. Kesinlikle. Yani virüs... Peki, çok pardon hocam kestim ama zihin beden bütünlüğünde gizli diyorsunuz anne adayının, bir doğal doğumun ihtiyacı. Bunu nasıl sağlayacak anne adayı? Gerçekten bir doğumun kaderi, doğumun nasıl geçeceği annenin zihinsel kayıtlarında, geçmişten biriktirdiği zihinsel kayıtlarında geçerli, doğru. Anne adayı doğuma korkuyla, kaygıyla bakıyorsa ki hamilelik bütünüyle kaygılar, endişelerle devam eden bir süreç. Bu eş zamanlı olarak beyinden doğumun aleyhine çalışan hormonların salgılanmasını sağlıyor. Onun için anne adaylarının duygusal dünyalarında zihin beden bütünlüğü çalışmalarını hipnoz, otohipnoz dediğimiz yukarıdan aşağıya hani söylediklerine dikkat et, düşüncelerin olur, düşüncelerine dikkat et, duyguların olur, duygularına dikkat et, davranışların olur, davranışlarına dikkat et, kaderin olur kısmında, inançlarına dikkat et, kaderin olur kısmındaki o hikaye burada da çok geçerli ve gerçekten anne adayı geçmişte gündelik hayatını yaşarken kendi duygularına ne kadar konsantre olursa o duyguları güvene dönüştürme çalışmalarını benim özellikle hazırladığım olumlamalar, nefes çalışmaları, meditasyonlar, hipnomeditasyonlarla
Yani sadece bir güne ait değil, günlük rutinine oturtarak bunu doğuma dair yeni bir yazılım olarak doğumuna, doğurma gücüne sahip çıkma anlamında cebine koyabiliyor. Koyabilir. Peki biraz önce de bahsettiniz. Sıfır doğum öncesi ve doğum sonrası 0-3 yaş arasındaki o yerinde yeterince ebeveynlik neden bu kadar önemli ilerisi için? İlerisi için neden önemli? Bizler orada bir yazılım yaşıyoruz ve içine doğduğumuz çevreyle bu yazılımı yaşıyoruz. Anne karnı bebekler hassas, hisseden, kayıt tutan ve gelecekteki psikolojik yaşamlarının izdüşümleri burada başlayan canlılar. Doğum deseniz anne karnındaki o çok güzel nörobiyolojik dengeyi bir deprem gibi yaşadıkları ve dönüştükleri, dünya değiştirdikleri bir yer. Şimdi burada biz iki korkuyla aslında dünyaya geliyoruz. Bir yükseklik korkumuz var. Bir de gürültüden korkuyoruz. Çok yüksek ses bizi korkutuyor. Öğrendiğimiz bütün korkular daha sonradan öğrendiğimiz korkular aslında. Şimdi biz çocuğumuzun nasıl bir hayat sürmesini istiyoruz? Kendi ayaklarının üstünde işte duygusal dayanıklılığı olan, düştüğü zaman kalkabilen, esnek bir zihinle büyümesini istiyoruz. Burada 0-3 yaşta bu yazılım gerçekleşiyor. Burası benim hep çok ilgimi çekiyor. Bir anne olarak, bir doktor olarak. 0-1 yaştaki ihtiyaçları farklı. Orada temel güven duygusu istiyor, güvenli bağlar istiyor. Burada anne ile olan o duygu radarı olarak yüz ifadesiyle okuyuşlar bebekte o temel güven duygusunu zedeleyebiliyor ve çok ciddi kendilik sorunları ve kişilik bozuklukları ortaya çıkabiliyor. 1-3 yaş önemli, çok önemli. Yani orada ruhların kaynaşması, hani bir wireless ağına bağlanmış gibi anneyle o duygusal auranın sürekli yaşanıyor olması lazım. 1-3 yaşta ise şu an kullandığımız kimlik, kişilik, kendilik örüntülerimiz oluşuyor. Bunlar ya sağlam ruhsal dayanıklılıkla alakalı tabii olan kısmı ya da 14 tane matematik formül gibi ne verilirse onların alındığı sahte kendilikler, kimlik, kişilikler oluşabiliyor. Ve biz çocuğumuzun bu virüs bulaşmış yazılımlarındansa yani düz denizde yalpalayan bir tekne gibi hayatını yaşamasındansa, doğru, yani hayat bir tiyatro oyunuysa o oyunda hem senarist hem yönetmen hem oyuncu olabilmeli. Başkasının yazdığı oyunda, doğru, seyirci ya da figüran değil. İnsanlar genelde hiç şey düşünmezler. 0-3 yaş arasının ya da hamilelik döneminin ne kadar önemli olduğunu. Bundan 20 yıl önce düşünmüyorduk ve bilmiyorduk zaten, evet, değil mi? Evet. Yani bu konuşulan bir şey değildi ama aslında ne kadar önemliymiş ve bütün temel çok orada önemli atılıyor, değil bütün mi? Bütün temel, yani şu anki kök inançlarımız, hayat stratejilerimiz, duygusal kalıplarımız, otomatik duygu düşünce kalıplarımız hep aileden bize akan aurada, kesinlikle, bizim modellediğimiz kök inançlara dönüştüğü için çok önemli. Burada büyük sorumluluk aslında insan yetiştirmenin büyük bir sorumluluğunu çok hissederek. Yani bunu, hep ehliyet, biraz önce siz de söylediğiniz için söylüyorum. İleride yani biz belki görmeyeceğiz ama ehliyetle bence anne baba olunacağını dünyada göreceğiz diye düşünüyorum. Görmeliyiz hatta, değil mi? Yani iş oraya varır mı bilmiyorum ama en azından kalpteki o ehliyeti almak için bilinç penceresini biraz daha vizyonu, büyük resmi görmek için kullanmaktan yana olmalarını isterim doğrusu. Bunun için de bir kitap hazırlığı içindeyim 2024'te. Ay şahane, harika olacaktır. Yani biyolojik rahimden ruhsal rahime şeklinde şahane bir kitap hazırlığım var. İnşallah hocam, heyecanla bekliyoruz. Evet. Peki son olarak bir de bu konunun dışında bir şey daha sormak istiyorum. Çok gerçekten bilinçli olunması gereken bir konu olduğu için hem anne babalar için hem gençler için HPV aşısı konusunda ne söylemek istersiniz? Evet, HPV gerçekten koruyucu sağlıkta benim de üstünde çok durduğum anne adaylarının, kız çocukları olan annelerin mutlaka 11 ile 15 yaş arasında 0-6. ay yani 2 dozla çocuklarına cinsel hayatları başlamadan aşı yaptırmalarını, 15 yaş sonrası yine lise, üniversite yılları dönemlerinde de 3 doz, 0,
ikinci ay ve altıncı ay olmak üzere HPV aşısı yaptırmalarını öneriyorum. Çok yaygın. Ne yazık ki çok yaygın. Ben bu konuda çok, çok bilinçli bir anne babadan geldiğim için ben ortaokulda hemen aşıları yaptırılmış bir kız çocuğuydum. Annem babam sağ olsunlar çok bilinçli davranmışlar çok bu konuda. Çünkü her ne olursa olsun ileride evlilik hayatında da ne yaşarsa yaşasın bir koruma olması için. Şimdi de hemen benim yeğenim erkek bir oğlan çocuğumuz var ona da yaptırdık. Erkek kız fark etmeksizin değil mi? Aslında bizim toplumumuzda kızlara yönelik çünkü pahalı aşılar ama bildiğim kadarıyla Belçika'da, Avustralya'da hem erkek çocukları hem kız çocukları aşılanıyor ve bu virüsü yok ettiler. Yok ettiler. Biz de inşallah yapacağız hocam. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videomuzu like etmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.